Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bir şapkalı videoya daha hoş geldiniz. Bugünkü video beni tanıyın videosu olacak demiştim. Bunun sözünü vermiştim zaten. Ve işte o gün bugündür o videoyu yapmak için buradayız. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. benim ismim Mustafa Ak. Biliyorsunuz bunu artık zaten. Ee, 1985 yılının 5 Ağustos günü, pazartesi günü, e, sabaha karşı 5'te e, annemden aldığım verilere göre İzmir'de dünyaya gelmişim. E, 30 yaşındayım şu anda. Dediğim gibi 1985 doğumluyum. Matematiği iyi olmayanlar için söylüyorum bunu. E, standart bir çocukluk dönemi yaşadım. Ben 5 yaşımdayken bir kardeşim dünyaya geldi. Benden 5 yaş küçük. Ona da buradan selam olsun. Çok özledim. E, ee, i̇lkokul, ortaokul, lise derken lisede... Ben böyle e, kendimi keşfetmeye başladım. Yani herkes gibi aslında. İşte ergenlik dönemiyle bilirsiniz. Bu arada bilgisayar yazılım mezunuyum. Endüstri Meslek Lisesi bilgisayar yazılım mezunuyum. Ee, e, lisedeyken Şarkı, şiir yazmaya, işte gitar çalmaya, müzikle uğraşmaya falan başladım böyle. İşte onu hissettim kendimde. Bu arada e, ortaokuldayken aslında Türk Sanat Müziği söylemiştim okul korusunda 3 sene. E, zaten Kral TV'deki röportajımda falan da var bunlar izlediyseniz biliyorsunuzdur. Yeniden böyle bir ek bilgi yani, olmuş. Müzikle olsun. uğraşmaya başladım. Böyle biraz daha işte modayı takip etmeye başladım. Alışveriş yapmayı çok sevdiğimi keşfettim falan böyle. Çok zengin bir ailenin çocuğu değildim. Çalışır, çalışıyordum aynı zamanda lisedeyken zaten. Tipik bir lise dönemi aslında. Yani hani çok da böyle ilginç bir şey yok hayatımda. Mesela hiç düşmedim, hiç ayağımı kolumu kırmadım. E, sporu hiç sevmedim, hala da sevmiyorum. Hiç futbol oynamadım mesela. E, benim bütün hayatım aslında böyle müzik, moda, e, bunlarla geçti. Bir de küçüklüğümden beri hep e, rock ve metal müzikle uğraşıyorum. Evet arada pop denemelerim de var, pop müzik de seviyorum, her şeyi dinliyorum ama içimdeki müzik rock ve metal arkadaşlar. Ee, lise bittikten sonra e, ben babamı kaybettim bu arada e, tam benim lisemin bittiği artık işte üniversite bir sene ara verdim üniversiteye hazırlanma süreci falan oluyor ya o arada ben babamı kaybettim babamı kaybettikten sonra üniversite falan okumak dedim hani hiç gerek yok bir de dershane falan filan yani hani bunlar uğraşmak istemedim açıkçası bir de ne bileyim böyle büyüdü, büyüyorsunuz ya artık hani e zaten bir yandan içimde hep bir müzik yapma var. E, e konservatuarda kazanamayacağım Endüstri Meslek Lisesi çıkışlıyım zaten diye. Dedim boş ver ben dedim bir grup kurayım ben müzik yapayım. Bir grup kurduk arkadaşlar. E, ben gitaristim o grupta gitarist ve back vokaldim. E, İzmir'de hemen hemen bütün her yerde sahne almaya başladık ve para kazanmaya başladım ben. O grupla. Grubumun ismi Kesit bu arada. İlk grubum Buradan selam olsun o gruba. Hatta ilk yaptığım beste "Günah" isimli bestem, klibi de var hatta izlersiniz. İlk bestemi "Günahı" hayata geçirdiğim grup Kesitti benim. İzmir'de böyle bir tanındık yavaş yavaş falan. Ama grup müziğinin zor çok zor bir şey. Yani aslında takım çalışması her zaman zor bir şey. Çünkü her kafadan ayrı bir ses çıkıyor falan filan. Bir de ben Aslan burcu olduğum için çok böyle baskın bir karakterim herhalde. Hep benim dediğim olsun işte şu yönde ilerlesin, şunu yapalım, bunu yapalım modunda olduğum için çok da fazla başka insanların fikirlerini dinlemiyorum yani. Hani böyle bir yapım var. o yüzden kesit grubu 2 sene sonra 2 sene devam ettik ve 2 sene sonra dağıldık arkadaşlar. Kesit dağıldıktan sonra ben bir daha zaten böyle bir grup müziğine hiç bulaşmadım artık tamamen Mustafa Ak olarak kendi uğraşlarımı hayata geçirmeye başlamıştım. Bu arada tabii yani yaş ilerliyor, hayat değişiyor, zevkler değişiyor işte biliyorsunuz. ondan sonra böyle bir bir şey oldu ve ben tamamen beste yapmalıyım artık moduna girdim. Ee, i̇lk bestemi yaptıktan sonra Sönmeye Mahkum Renkler, yani ilk beste derken grup sonrası ilk bestem, ee, Sönmeye Mahkum Renkler yaptık ve Kral TV'de yayınlandı. Aslında Kral TV e, beni popüler yapmadı ama hayatımda gerçekten birçok şey değiştirmiş oldu. Tanınmama sebep oluyor bir kere her şeyden önce. Ondan sonra daha bir profesyonelliğe bir adım atıyorsunuz. Evet. Kral Tv'den sonra tabii artık benim bir ayağım İstanbul'da olmaya başladı. Röportajlara gidiyorum, geliyorum. Yeni besteler, yeni video klipler, bilmem ne. Aynı zamanda da sahne çalışmaları zaten devam ediyor. İzmir'de sürekli bar programı yapmaya devam ediyorum. O dönem ee, derken ee, böyle o kadar yorulduğumu falan hissettim ki hem yorulma hem de yaptığım şeylerin karşılığını alamama durumu var. Yani çok az paraya çalışıyorsunuz, e, sahne alacaksınız, gitaristiniz gelmiyor, baterist geç kalıyor. Yani kaos. Müzik yapmak gerçekten çok zor. Yani eğer böyle bir Tarkan falan değilseniz e, çok kolay değil yani insanların size çalışması. Böyle orkestra bulmak çok zor maalesef. E bir de kendi müziğimi yapmak için e, yola çıktığımdan dolayı. Ee, ...olmadı yani... ...ve ben o dönemde çok sıkıldım ve... ...dedim ki e, ben bir... ...hayatımda bir değişiklik yapayım... ...birazcık... ...bu değişiklikte de Amerika'ya gelmek oldu... ...Amerika'ya geldim ama... ...Amerika'ya gelme amacım burada yaşamak değildi... ...benim aslında... E, ...gezmek, alışveriş yapmak... ...biliyorsunuz alışveriş yapmayı çok seviyorum... ...alışveriş yapayım... ...işte birkaç insan tanıyayım... ...yeni yemekler yerim falandı yani... ...sonra ben buraya geldim... E, Burada bir iş buldum ve kaldım. Hayatım bu yönde ilerledi. Hala ee, halen daha Amerika'dayım. Hayatımdan da memnunum. Müziğimi de yapıyorum. İşime de gidiyorum. Paramı da kazanıyorum. Hala zengin değilim. Hala popüler değilim falan. Ki Amerika'da popüler olmak gibi bir niyetim zaten yok. Dediğim gibi yaşımda 30 artık zaten. Ee, ama sevdiğim şeyleri yapıyorum. Yani... E, çünkü karakter olarak ben böyle e, çok duygusal bir insanım evet ama bir yandan da acımasız bir tarafım var. Ya beni sevmiyorsan ben de seni sevmiyorum yani hani ben hep bu yönde yaklaştım ama beni seven birisi ya da sevmekten kastım sadece sevmek değil tırnak içinde yani bana değer veren, beni önemseyen ya da yaptığım işleri önemseyen insanları ben de sonuna kadar önemsiyorum. Sonuna kadar varım yani cebimdeki bir lirayı paylaşabilirim o kişiyle hani hiç sorun değil ama benden haz etmiyorsa ben de ona tamamen nefretle bakabilirim. Böyle bir insanım. Ee, dediğim gibi aslan burcuyum zaten. Belki de bu burcun özelliğidir. Çok da ilgilenmem burçlarla falan ama böyle yani. Valla basit bir insanım. Çok çok basit bir insanım. Yani söylemek istediğimiz hemen dunk diye söyleyen bir insanım. Arkadan konuşmam zaten böyle şeyleri hiç sevmem. Oyun oynamayı sevmem olduğumdan başka bir, başka birisi gibi gözükmeyi hiç sevmiyorum. Zaten bunu herhalde anlıyorsunuz ki aldığım yorumlar gerçekten hep olumlu. Yani 1500 insanız bu e, YouTube'da ve kaç e, ya maksimum 3 ya da 5 tane olumsuz yorum almışımdır. Onun dışında aldığım bütün yorumlar olumlu ve bu da sanıyorum ki benim içtenliğim size yansıyor ve siz bunu fark ediyorsunuz. Çünkü hayatta benim inandığım tek bir şey var. İnsan kalbi, insan beyni ve insan gözü her şeyin üstündedir. Yani bu 5 yaşındaki bir çocuğun düşünceleri de olabilir ya da 50 yaşındaki bir adamın da düşünceleri olabilir. Ben insanların en yalın ve en doğruyu gördüklerine her zaman inanıyorum. Valla mutluyum bunun için. Bütün hayatımda böyle oldum. Ve burada da YouTube'da da böyleyim. Ve bundan sonra da böyle olacak herhalde. Zaten kendi karakterimi değiştirmek gibi bir durumum yok. Ve bu saatten sonra mümkün de değil. Ben böyleyim. Samimiyim ve bu samimiyetime yine herkes inan, inanıyor zaten. Ee, bu da artı. Mesela şu konuşmaları yaparken bile elime bir not, bir kağıt kalem almıyorum yani. Hani hiçbir şey yazmıyorum. Çünkü e, aklıma ne gelirse doğru bildiğim, üstünde hiç plan program oynama yapmadığım her şeyi aktarıyorum size. Ve bu benim bütün hayatım boyunca bu şekilde oldu. Ailem İzmir'de şu anda yaşıyor kardeşim ve annem. Dediğim gibi babam vefat etti. Bu kadar. Yani yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Bu arada evet işte müzik bilmem ne kariyer Amerika yolculuğundan bahsettim ama üniversiteyi unuttum. Arkadaşlar, Anadolu Üniversitesi Bilgi Yönetimi mezunuyum ben. Üniversite bittikten sonra e, İzmir'de yine e, bilgisayar öğretmenliği yaptım bir süre iki buçuk üç sene kadar hem müzik hem bilgisayar öğretmenliği'm devam etti. Hayatım e, bu kadar yani bu mesleki eğitim ve kariyer dışında pek de bir şey yapmadım. Gelelim benim kişisel olarak e, özelliklerime. E, dediğim gibi alışveriş yapmayı çok seviyorum arkadaşlar mutluyken üzgünken. Çok mut, çok sevinçliyken ya da nefret ederken ya ben her an alışveriş yapabilirim ve ne aldığımın hiç önemi yok. Bu kıyafet olabilir, yiyecek olabilir, her şey olabilir ve sadece almak yani hani bu kötü bir hastalık aslında maalesef ee, vazgeçemediğim bir hastalık. Dediğim gibi mutluyken ne yapalım hadi dışarı çıkalım alışveriş yapalım kutlama olsun saçma yani ama bundan vazgeçemiyorum. Böyle aldıklarımı kaldırıyorum bir tarafa ve unutuyorum sonra yani. Ne aldığımı da bilmiyorum. Böyle bir durum. Ee, spor giyinmeyi seviyorum. Ama yerine göre böyle bir gömleğimi de çekeyim üstüme, kravatımı takayım falan da severim yani. O yüzden çok kasmam. Yeni olan her şeyi denemeyi çok severim. Çok seviyorum arkadaşlar. Böyle. O ne diyecek, bu ne diyecek, hiç umurumda olmaz. Hatırlıyorum. Ee kırmızı kot pantolonlar çıktığı zaman yurt dışında daha kimse de görmemiştim ben pek Türkiye'de. Hemen bir tane bulup giymiştim falan. Millet böyle acayip konuşmuştu ama yapmıştım yani. Böyle bir tipim. Hatta bir ara sakalım uzundu. Kırmızıya boyamıştım sakalımı falan. Böyle deli yeri, hallerim de var. Ama böyle birden eve gelip ya bu nedir ya deyip kestiğim zaman da var. Böyle yani. Onun dışında dövme hastasıyım. Dövme yapmayı çok yapmayı değil, dövme yaptırmayı çok seviyorum. Vücudumda hatta 5 e, tane dövme var şu anda. Herhalde yazın tişört giydiğimde bir gün gösteririm. E, hatta yeni dövmeler yaptırmayı da düşünüyorum. Dövme yapmayı, yaptırmayı çok seviyorum gerçekten. Onun dışında arkadaşlar kokulara karşı çok duyarlıyım. Bu da sanıyorum e, burcumla alakalı bir şey. Aslan Burcu kokuları seviyor çünkü. Parfüm kullanmayı çok seviyorum ee, ve benim her zaman 3 ya da 4 farklı kullandığım koku vardır hayatımda yani işte işe giderken akşam geldiğimde falan çok saçma manyakça ama çok seviyorum yapacak bir şey yok. Şu anda mesela Hermes kullanıyorum ee, Hermes ve Opus diye bir burada parfüm buldum İngiliz e, parfümü hatta Prince Williamson kullandığı bir parfümmüş Opus ismi bayağı da pahalı bir koku. Onu kullanıyorum ve Chanel Egoist kullanıyorum arkadaşlar. Üç tane koku var şu anda kullandığım. Onun dışında, e, Levi's çok seviyorum. Levi's pantolonları biliyorsunuz zaten. Ama bu demek değil ki başka şeyler giymiyorum. Tabii ki de her şeyi deneyebilirim yani hiç umurumda değil. Ama özel olarak Levi's ve polo, göreceksiniz. bu polo, bu polo, eşofmanın polo, çoraplarım her şeyin polo hemen hemen. Ralph Lauren polo çok seviyorum. Burberry çok seviyorum. Ee, her ne kadar ben artık kilo alıyorum ve Burberry'nin <laughs> kıyafetleri üstüme olmuyor ama dolabımda duruyorlar hala. Ee, onun dışında Zara'yı çok severim. Ee, ya hiçbir şey alamasam da Zara'dan bazen. Çok, çünkü çok skinny, dar yapıyorlar kıyafetleri. Ama ben o Zara'ya gidip böyle bir gezmeyi severim yani. Hani öyle bir şeyim var yıllardır. Ee, onun dışında bu kadar. Başka da Dediğim gibi ben böyle basit bir insanım. Ha bu arada kol saatlerine meraklıyım. Hatta e, bir saat koleksiyonum var. Bir gün onu da göstermek istiyorum size. E, bu kadarım yani böyle basit bir adamım yani. Ha bir de YouTube videoları çekmeyi çok seviyorum. Orada bekleyen insanların olduğunu bilmek, e, yeni içerikler üretmek size bunu çok seviyorum yani. Bu yüzden video yapıyorum. Yoksa ya, ayda 1 milyon dolar YouTube bana gönderiyor ama <laughs> şaka yapıyorum böyle bir şey yok. Geçenlerde birisi sormuştu kaç para kazanıyorum diye de hiç para falan kazanmadım henüz öyle bir şey yok yani. Sıfır ama çok seviyorum video videoyu. Evet arkadaşlar geldik bugünkü videonun sonuna. Valla konuş bir şey anlatırken evet çok güzel ama insan kendini anlatmaya geldiği zaman biraz böyle kalıyor. Eee yanlışlarım varsa dilim sürçtüyse lütfen affedin. Ee, çok çok acayip güzel bir video olmadı belki ama bir şeyler yapmaya çalıştım. Lütfen yorumlarınızı aşağıda bildirin. Ee, mail'leriniz gelmeye devam ediyor. Ee, çok sık cevap yazamıyorum özür dilerim bunun için. Çünkü çok her geçen gün mail sayısı artıyor arkadaşlar. Ama elimden geldiğince dediğim gibi geç de olsa cevap veriyorum bir şekilde. Instagram adresim, Snapchat adresim, Twitter adresim, e-mail adresim dediğim gibi aşağıda var. Lütfen oralardan kullanın. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı lütfen unutmayın. Bu önemli bir şey. Yani geri dönüş olarak yaptığım işin geri dönüşünü görmek beni sevindiren bir şey. Ya da eksik bulduğunuz, yanlış bulduğunuz yerleri lütfen belirtin aşağıda. Ve tabii ki ne yapın? Abonman olmayı lütfen unutmayın. Paylaşın bu videoları. İnsanlara da abonman yapın. Ee, böyle artarak büyüyelim ve çoğalalım. Ee, bu arada Ayşenur'du sanırım ismi. Kart kazanmıştı bende. Ona kart göndermiştim. Ayşenur'un kartı geldi mi, ulaştı mı bilmiyorum. Ayşenur ulaştıysa haber ver. Merak ediyorum. Vallahi arkadaşlar dediğim gibi bakın burada yeni bir arkadaş edindim kendime. Bu e, bu ve ben biz Bugün böyleyiz ikimiz. Şuraya koyayım ben bunu hatta böyle bakın. Böyle iğrenç bir şey. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye bye.